Merhaba. 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 Merhaba gençler ve hep genç kalanlar. Bugün bir yerlere gidiyoruz gene. Çünkü tam kapanma sona erdi ve artık en azından günün belli saatlerinde yolculuk edebilme, özgürlüklerimizi kullanabilme özgürlüğümüz var. Uğur ve Rüzgar yoldalar, geliyorlar arabayla ve bana dediler ki sen köyde bekle. Ben de köyde bekliyorum. Dün ayağımı burktuğum için tam gideceğimiz günün sonrası öncesinde planlarımızda değişiklik oldu. Çünkü biz dağ bayır gezmek istiyorduk. Dağlar, dağlar, dağlar. Akşam yasakları da devam ettiği için ona uygun da davranmamız gerekiyor. Böyle şeyler işte. Pişti. Oh be. Wow. Oh be. Ama yol berbat. Yaykın köyüne geldik. Market alışverişimizi yapalım. Evet, geldik ve şimdi burada muhteşem bir manzara olduğunu söylediler. Ben henüz görmedim. Göreceğim. Wow. Wow. Çok güzel hakikaten. Bir muhteşemlik daha göstereyim. Şurada. Şurada hemen. Bu ne? Bu ne? Çöp. Çöp. Muhteşem insanlarımızın boku. Bu da ardıç. Ardıç bebesi oluyor bunlarda. Bebe. Bunu böyle yiyebilirsiniz. Tadı biraz garip. Acı. O yüzden herkesin damak tadına göre değildir. Ben de ikiden fazla yiyemiyorum. Ama güzel bir şey. Faydalarını da ben anlatmayayım şimdi burada. Açın internete, bakın işte. Ardıç yazın. Bakın. Çok güzel bir yere geldik. Şurada teknemiz bizi bekliyordu ve şimdi teknemizle biraz açılacağız. Yarın büyük ihtimalle kaldık yolda. Traktör çağıracağız. Çektireceğiz kendimizi yukarı. Evet, burada kamp yapacağız. Şu da teknemiz. Teknemize gideyim ben de. Ben de iple çekmek istiyorum teknemizi. Uç uç böceğim, annen sana terlik pabuç alacak. Uç uç böceğim.
Aha, uçtu. Rüzgarcığım, bize söylemek istediğin bir şeyler var mı? Bildiğiniz tüm tanrılara dua edin, lanet olsun. Sen bildiğin bütün tanrılara dua edecek misin? Onların benimle araları bozuk. Onların arası bozuk değil mi senin? Ben de bir sıkıntı. Buradan, bu bir barış çağrısı mı? Ne oluyor? Patatesimiz Rüzgar Bey tarafından yapılıyor. Ateş yakarken kendisi yananlar. İlk günümüzün sabahı oldu. Eşyalarımızı da topladık. Buraları terk ediyoruz şimdi. Gülümüz hoşça kal. Teknemize de bay bay diyoruz. Teknemiz bay bay. Geçen bölümümüz. İnişi mükemmeldi. Çıkışı berbat oldu. Arabamız bozulduğu için de Karacosu'ya geri dönüp sanayiye girmek zorunda kaldık. Sanayide bekliyoruz ve bundan sonra ne olacak hiç bilmiyoruz. Araba bozulunca bizim köye gelmek zorunda kaldık ve az sonra göreceğiniz gibi amelelik yapmak zorundayız. Yolculuğumuz
harika geçiyor. En azından bugün herhangi bir sorun yaşamadık. Umarım yaşamayız. Bu uğursuzluğu üzerimden atmak istiyorum artık. Yeter. Ne zaman tatile çıksam yolda kalıyorum, bir şey oluyor. Gerçekten artık tamamen bir çöl bedevisi olduğumun farkına vardım. Güzel bir yolculuk yapıyoruz şu an. Dertsiz, tasasız, sıkıntısız. Şu önümüzdeki iki günü iyi geçirmeyi umuyoruz. O zaman rahatlayacağız. Ulay okuşundayız. Her zaman standart duruş noktaları. Evet. Kaçırmayalım. Bakıyoruz, geçiyoruz. Bakıyoruz, geçiyoruz. O kadar. Hayat da öyle değil mi? Hayat bir pencere gibi rüzgar. Bakıyorsun ve geçiyorsun. Benim pencerem blurlu. Blurlu. Tül. Şimdi yemek yiyeceğiz. Rüzgar, yemek yiyeceğiz. Ne düşünüyorsun? Yemek yiyeceğiz. Açım. 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 Şimdi Likya yolunun başındayız. Likya yolunu yürümeyeceğiz. Manzaraya bakıp geleceğiz hemen. 6 yıl sonra Likya sevinci. Saçımda bir tane beyazım yoktu. Yıllar sonra. Hadi bakalım. Likya yolunda bir türkü nasıl ayırt edersin? Çıkmaya devam ediyoruz ve muhteşem bir manzara var. Gün batımını yakalayabileceğiz mi bilmiyorum. Yakalayamasak bile bence bunu görmeye değerdi. Vav, şimdi çok güzel. İlginç bir yola geliyoruz. Oynayabileceği en zor rol kendisidir. Şimdi gün batımını izlemek için Likya yolunda rüzgar arkadaşımızın dediği yere geldik. Gün batımını bekliyoruz. Bize güneşin nereden batacağına kadar söyledi kendisi. Bu söylemiyle de tanrılığına adaylığını koymuş durumda. Tanrılığa adaylığını koymak isteyen başka egoist piçler varsa buyurabilirler. Ben de bir düello düzenlemeyi düşünüyorum egoist bütün arkadaşlarım arasında. Afife'nin bahçesinde toplanıyoruz. Benim köydeki bahçemde toplanıyoruz. Herkes birbirine girecek. Yastıkla Amerikan güreşi. Evet. Rüzgarın karşısına öncelikle hippileri çıkarmayı düşünüyorum. Ama o güneş benim dediğim yerden batarsa Afife hep birlikte giriyoruz yastıklarla. Yani en sonunda yastıklarla girilecek kişi benim zaten. Eğer rüzgarın dediği yerde batarsa güneş, rüzgar kazanacak. Tam tersi yönde batarsa zaten bir kıyamet kopacak demektir. Uğurcuğumun meşhur alkol ocaklı kamp çayı. Çay yap.